belirtiliyor. Dünya daha iyidir dünya, teknoloji ve yeni medyanın gücünü kullanarak daha iyi bir toplum nasıl yaratırız? Bunu tartışıyor. Yenilikçi fikirleri, faaliyetleri bir araya getirme amacıdır. And Ms. Pincher says that the development sector, us who are working to do good, social good, is transforming very, very quickly. It's becoming from one animal to another. There's many more players who are coming to be. And social media are at the heart of this, and many other tools and new technologies. Fayda zirvesi sizce neden önemli? UNDP'nin sosyal fayda zirvesi çok önemli aslında zamanlama açısından. Çünkü Türkiye'de eşitlik, barış ve adalet konuları ve bunun sosyal medyadaki yansımaları çok önemli bir konu. Açıkçası aldığım davet üzerine burada bulunuyorum. Hem sektörel hem akademik anlamda sosyal medyanın ve sosyal iletişim formlarının ekonomiden iletişime, enerjiden birçok sektöre hayatı çok hızlı bir şekilde değiştirdiğini görüyoruz. Gençlik sosyal medya yoluyla sosyal fayda sağlayabiliyor mu? Evet, yani bunu zaten günümüzde çok fazla görebiliyoruz. Yani en yakın örneği de benim hatırladığım zaten İstanbul'daki bisiklet yollarıyla ilgiliydi. Gençlerin sosyal medya üzerinden örgütlenmesi üzerinden insanlar kendi istedikleri şeyi belediyeye yaptırabiliyorlar bu şekilde. Ya aslında en temel inovatif yollardan bir tanesi kamu, özel sektör ve sivil toplum işbirliklerinin bu alanda artması gerekiyor. Çünkü sadece halkın sürece katılımı ve aktif katılımı kolay değil. Benim buradaki en inovatif olabileceğini önerdiğim çalışmalardan bir tanesi vatandaş gazeteciliği ve katılımcı yurttaşlık. Ben sosyal fayda diye düşündüğüm zaman, dinlediğim, duyduğum zaman bunun toplumun refahı açısından yenilikçi şeyler yapılması olduğunu anlıyorum. Toplumsal sorunların yeni yöntemlerle çözülmesi olduğunu anlıyorum. O yüzden bir işin içinde sosyal fayda yoksa ne kadar faydalı olduğunu sorguladığımız bir döneme girdik. Ben bunun başlı başına bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Tırnak içinde sosyal dendiği zaman Türkiye'de biz özellikle 1980'lerden sonra ülkemizde yaşanan neoliberal dönüşüm ve bireyselleşme meselesiyle birlikte aslında sosyalin çok da günlük ajandada, günlük tartışmalarımızda yer almadığı, bireyselliğin öne çıktığı, köşe dönücülüğün öne çıktığı bir sisteme adapte olmuş durumdayız. Farklı sosyal medya forumlarının belli bir konuyu aslında nasıl odaklandığıyla ilgili bir tarafı onu görüyorsunuz. Diğer tarafta da işte donut teorisi. Paylaşımla başlayan, daha sonra kooperasyonla devam eden, sonra birlikte üretmeye başladığımız, yani collaboration dediğimiz, birlikte bir şeyler eklemeye başladığımız ve en sonunda kolektivizme doğru giden bir süreç aslında bu. Artık insan makina iletişimini nasıl kurabileceği noktasında eğitim, sağlık, barınma, güvenlik, enerji, birçok konuda biz artık işi kendimizden de bırakıp makinalara vereceğiz. İyi ile kötüyü ayırt etme yükünden bizi mahrum bırakmıyor. Mecburuz. Biz hala kendimiz iyi ve kötü arasındaki ayrımı yaparak ona göre hayatımızı online'da da çevrim içinde de devam ettirmek durumundayız. Gençleri sürekli kullanıcı olarak görüyoruz. Yani onları aktör olarak değil, sürekli hizmet alan olarak görüyoruz. Ticari olmayan bütün kurumlara açık olan bir eğitim programı aslında bakarsanız. Aslında başarılı olan da biziz, başarısız olan da biziz. Ama o başarıya giden yolun başarısızlıktan geçtiğini, kimi zaman denediğimizi, çok uğraştığımızı ama yapamasak da bunun aslında bir süre sonra bizim asıl istediğimiz tarafa ulaşacağımız konusunda çok büyük bir gösterge olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkartmamız lazım. Bu şekilde bu platform sayesinde kazanılmış ve 700'den fazla kişi de öğrenci de bu 12 farklı sivil toplum kuruluşunda çalışma imkanı sağlanmış onlara. Neler yapılıyor? Örneğin UPS, işte Microsoft ve birkaç şirket bir araya gelip bir sosyal orkestra oluşturdu ve işte Gap'da büyük bir konser verip onu bağışladı. Gençlik sosyal medya aracılığıyla sosyal fayda sağlayabilir mi? Yani sosyal faydayı kesinlikle sağlayabilir. Sonuçta geçtiğimiz birader sosyal medyayı aslında çok da gerekli olmayan işler için kullanıyor.
biraz daha dünyada sosyal fayda sağlayacak aksiyonlar için daha çok birbirleriyle beraber bir araya gelseler, bir oluşum yapsalar çok daha faydalı olur tabii ki. Önümüzdeki 15 yılda sosyal medya, sosyal faydanın gelişmesi için ne gibi inovatif yollar geliştirebilir? Ericsson olarak bu konuda söyleyeceğimiz çok nokta var. 2020 senesinde dünya üzerinde yaklaşık 50 milyar bağlantı olacağını Ericsson öngörmekte.